tipleri gerçekten çok önemli. Diğer dördünü de hemen yayınlamak istiyorum ama şu ayakkabı bağcığı meselesini Faruk nereden biliyor? Ve o ses kaydında dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. Faruk birine soruyor. Ben onu bir erkek Taner falan zannettim ama çok dipten geliyor. Ne söylediğini duyamıyoruz. Ama o bir kadın. Buradaki çok değerli bir izleyicimizin de dikkatini çekmiş. Sizlerin de öyle sevgili izleyiciler. Faruk bir kadına soruyor. Seher'e mi soruyor? Yoksa Sinem'e mi soruyor? Hadi kendisini bir şeyle astığını gördü Faruk aşağı indi diyelim. Ayakkabı bağcığını nasıl anladılar ya? Nasıl anladılar yani? Şu üç no... Yo, iki no ses kaydı gelsin bir daha lütfen Hacer'cim. Sağlık Hacer. Neresi? Alo. Dinliyorum, buyurun. Neresi? 112, ambulans mı istiyorsunuz? Hem ambulans parkı var ya Selendi'de. Kınık Parkı, Kınık Mahallesi, doğru mu? Kınık Mahallesi, Kınık Piknik Alanı'nı geçtikten sonra sağ tarafta. Kınık Piknik Alanı'nı geçince neyi evet, var hastanın? Evet, tecavüz var. Tecavüz ve intihar var. Neyi var? Tecavüz ve intihar vakası. Tecavüz ve intihar. Kaç kişi var yani? İki kişi mi? Bir kişi. Çabuk olun lütfen. Tamam, jandarmaya da haber verin. Çıktı ekip, çıktı geliyor. Sakin olun. Kınık tamam, Piknik Alanı'nı geçince değil mi? Evet, abi. Kınık Piknik Alanı'nı geçince. Tamam, neyle intihar etti? Neyle intihar etti? Ben kız bağcılarım. Tamam. Astı mı kendini? Neyle intihar etti? Asmış. Tamam, çıktı bak ambulans. Yardımcı olacağım baksa. Kaç yaşlarında bu kişi? 30 yaşındancaktır ya. Kadın değil mi? Erkek. Erkek. Evet. Tamam, tamamdır, gönderdim tamam. Ekip. Nereden biliyorsunuz ayakkabı bağcığı olduğunu? Sen misin, Sinem mi o? Ben bir şey söylemedim o anda zaten. Sinem nereden biliyor o zaman Sinem ise? Bir kadın konuşuyor. İkiniz varsınız. Başkan evet. Kim var? Ben var. Sinem Allah. Kadın İkiniz diyor. Arası. Kadın. Sesi tam ne dediğini anlamadım. Değil mi? Anlamadınız değil mi? Ben de anlamadım da. Bir kadın sesi. İkimiz var işte, Sinem abla, ben varım. Başka kimse yok yani. Birincisi. Yani kendi aşağı inmediyse o ipi nasıl görüyor? Gördüğü ipin ayakkabı bağcığı olduğunu nasıl anlıyor? Bana bunu söyler misin lütfen? Ben sen oradasın Seher. Ben o yüzden sesimi sana yükseltiyorum. Bir şeyler ben var orada. Ben yokum orada. Tamam, ben varım ama ben bilemem ki abla. Önce gitti, bulamadım söyle. Gittiğimizde zaten inmedi aşağı. Yani ama sen İp diyorsun ki Faruk bilemem, inmedi anlatmadım. Diyorsun. Sinem inmedi diyorsun aşağıya. Öncesinde orada hayatına son verirken ben de orada yoktum diyorsun. Onun ayakkabı bağcığı olduğunu o kadın kim o ve nereden biliyor? Kim o ya? Ya dediğim gibi bir Sinem abla var, bir ben varım. Ben onunla zaten hiçbir şey konuşmadım zaten. Ben bekliyordum zaten. Sinem aşağı indi mi? İnmedi. Nereden biliyor ayakkabı bağcığıyla bu çocuğun öldürüldüğünü? Nereden biliyorsa her? Abla bilemem ki. O anda geldi zaten yukarı çıktı. Taner, Lexi, Faruk bir şeyler konuştu. Bir şey söyleyeceğim. Sesi çok yükleyebiliyor musunuz? Patlıyor mu ses? Nasıl yapalım? O sesi yani Seher'in sesi mi, Sinem'in sesi mi? Seher'in sesi mi, Sinem'in sesi mi? Nasıl yapalım? Bir daha yayınlayalım sevgili izleyiciler. Bir daha yayınlayalım lütfen. Bir girin. Sağlık Hacim. Neresi? Alo. Dinliyorum, buyurun. Neresi? 112, ambulans mı istiyorsunuz? Hem ambulans parkı var ya Selendi'de. Kınık Parkı, Kınık Mahallesi, doğru mu? Kınık Mahallesi, Kınık Piknik Alanı'nı geçtikten sonra sağ tarafta. Kınık Piknik Alanı'na geçince neyi evet, var hastanın? Tecavüz var. Tecavüz ve intihar var. Neyi var? Tecavüz ve intihar vakası. Tecavüz ve intihar. Kaç kişi var yani? İki kişi mi? Bir kişi. Bir kişi, çabuk olun lütfen. Tamam, jandarmaya da haber verin. Çıktı ekip, çıktı geliyor. Sakin olun. Kınık tamam, Piknik Alanı'na geçince değil mi? Evet abi. Kınık Piknik Alanı'na geçince. Tamam, neyle intihar etti? Neyle intihar etti? Ben kız bağcılarım. Tamam. Astı mı kendini? Neyle intihar etti? Asmış. Tamam, çıktı bak ambulans. Yardımcı olacağım baksa. Kaç yaşlarında bu kişi? Tamam. Playback'i düşürün şimdi. Çok fazla içeride aşırı ses vardı. Sinem. Bence Sinem. Ses tek o kişi Sinem. Sen değilsin. Sinem nereden biliyor? Bilmiyorum valla, dediğim gibi. Hadi çıkma, inmedi aşağı. Nereden biliyor o zaman onun ayakkabı bağcı olduğunu? Bir, o ipi nasıl anlamış? Görse bile anlamaz ki onun ayakkabı bağcı olduğunu. Bilince ancak söyler. İp dersin ya, ip dersin. İple, yani neyle öldürmüş derken 112 çalışanına tebrik ediyorum yani. Neyle kendini hayatına son vermiş diyor.
O da diyor ki ayakkabı bağcığı değil mi diyor. Biliyor aslında ne olduğunu Faruk. Ayakkabı bağcığı değil mi diyor. Kadın da diyor ki ayakkabı bağcığı diyor. Karı koca nereden biliyorlar? Sen değilsen. Bilemem abla, nereden bilip bilme, onlara soracak şey bu. Bunun cevabını ben veremem. Daha bunlar da değil, o kişiyi de açıklayalım. Seher, birçok şeyi sen biliyorsun da. Niye derin nefes aldın, kaşlar bir havaya kalktı? Bilmiyorum abla ya. Biliyorsunuz biliyorsunuz. Ben ya bir şey söylemiyorum Seher, ya. Ya Seher, ayakkabı bağcı. Abla bilemem ki. Sen şaşırmıyorsun. Çok tepkisiz kalıyorsun. Abla ben artık neyi şaşıracağım? Bu şaşırma duydu ne? Delalet, adam ayakkabı bağcının aşağı inmediyse, sen inmediğini gördüysen evet. Eğer. Ayakkabı bağcıyla bunun, bu çocuğun öldürüldüğünü nereden biliyor? Öldüğünü nereden biliyor bu adam? Görmüş olması lazım. Ya gördüyse gidin onu sorun, ben bilemem ki. Ayakkabı bağcının çocuğun boğazını sıkmış olması lazım. Nereden biliyor? Bilemem abla, nereden bilip bilmediğini. Sen niye bu kadar sakinsin? Allah... Ancak ben sesimi yükseltince bana kız şey yapıyor, sesini yükseltiyorsun. Ya adam senin hayatını, eğer bu hiçbirini senin bilmeden senin dışında geliştiyse ortalığı yangın yerine çevirmen lazım. Abla ben daha ne yapayım ya? Ne yapmamı bekliyorsunuz benden? Ben yoldum, bittim ya. Bilemem abla, biliyor. Bilemem. Ayakkabı bağcığını nereden biliyor? Lan. Bilemem abla, nereden ne biliyor? O kadın nereden biliyor? Sinem nereden biliyor? Siz bunu bir gün sonra benzinlikte bir şeyler konuşmuşsunuz. Bu kadar saf bir insan değilsin Seher. Tehdit edildiğini anlayacak kadar zekisin. İsmail'le bu tehdidi ortadan kaldırmak için konuşacak kadar zekisin. İsmail'i idare edecek kadar zekisin. İsmail'i avucunun içine oynatmışsın. Adamla görüşmüşsün. Telefon görüşmesi yapmışsın. Oyalamışsın. Faruk seninle sürekli konuşmuş. Sen bilmeyeceksin, ben mi bileceğim? Bilmiyorum. Gelsin o zaman diğer ses kaydı da. Gelsin. Sıradaki gelsin bakalım. Gelsin. Beyefendi 112 ambulans geliyor size. İndirdiniz evet. Mi ipten? Hayır hayır, biz ellemedik. Biz ellemedik. Tamam, nefes almıyor değil mi hiçbir şekilde? Biz görmedik, uzaktan gördük. Uzaktan görüyoruz şu an. Anladım. Yanlış anlamadım, bir de tecavüz olayı dediniz değil mi? Evet. Tamam, bir kadın daha mı var yoksa aynı kişiye mi? Alo. Tamam. Alo. Duyuyor musunuz? Beyefendi bir sabit kalın bir yerde, telefonunuz çekmiyor. Alo. Alo. Bakın. Sınıf. Beyefendi sabit kalın bir yerde, telefonunuz çekmiyor, duyuyor musunuz? Alo. Alo. Ha beyefendi, bakın bir de tecavüz olayı dediniz. Aynı kişi mi, farklı bir kişi daha mı var? Aynı. Alo. Duyuyor musunuz? Beyefendi siz yanında mısınız şu anda? Ay telefon çekmiyor ya. Uzaktan. Uzaktan görüyorsunuz. Beyefendi az önce durduğunuz yerde dursanız, telefonunuz çekmiyor. Uzaktan görüyoruz şu an diyor. Gözükmüyor abla. Bak arabanın orada, biz yayın yaptığımızda da telefon çekiyor. Ama ne zaman sevgili izleyiciler, hatırlıyor musunuz? Aşağı doğru, olay yerine doğru, İsmail'in ölü bulunduğu yere doğru yürüdüğümüzde telefon çekmemeye başlıyor. Gidiyor. Faruk da aşağı doğru yürüdü mü? Bilemem ha. Nasıl bilmiyorsun, yürümedi. Sen oradasın. Abla o zaman yukarıdaydı. Dedim, hiç aşağı inmedi in mi? Dedi. Hani bizim yanımızdaki inmedi. İnmediyse İsmail'i nasıl gördüm diyor. Ya gözükmüyor ki zaten. Çünkü önceden görmüş. Ya olabilir. O an hani... Ya olabilirse insan öldürmüş o zaman. Normal mi? Ya normal değil abla, zaten cezasını neyse çeksin zaten. Biz bunun için çabalıyoruz. Aşağı inmiş. Ya böyle görünüyor yani. Diyor ki uzakta şey... Beyefendi az önce durduğunuz yerde dursanız da telefon çekmiyor diyor. Bir de nefes nefese. Faruk niye nefes nefese bu kadar? Neden? Nefes nefes olmasını gerektirecek ne var? Neden nefes nefese? Durduğu yerde duruyorsa bu adam, arabanın orada 112 ile konuşuyorsa, bu adam neden nefes nefese? Ve hareket halinde. Arabanın orada, evet. Orada olduğunu iddia ediyorsun. Ya konuşurken, bir kez konuşurken oradaydı.
3-4 kez konuşuyor bu adam. Nereye gitti? 3-4 kez konuştuğunda işte de ben sadece hani bir kez aradı. Sağlık görevlilerini, jandarm falan istedi. Ondan sonra zaten 3-4 kez görüştüğünü bilmiyorum ben. Yani burada ses kayıtlarından gördüm. Aşağı mı indi tekrar o zaman? Ya ben yukarıdaydım o sırada. Gerçekten hani arabanın, Taner'in arabasına geldi. O yanındayım zaten, oradaydım ben. Bir Faruk kez konuştu. Neredeydi? Faruk. Bir kez konuştu. Ondan sonra bir daha Faruk dedim, yanımda görmedim zaten. Bir kez benim yanımda sağlık görevlilerini nerede konuştu. Nerede gördün? Faruk nereye gitti? Ya nereye gittiğini bilemem valla. Dediğim gibi benim yanımda bir kez sağlık görevlilerini konuştu. Aşağı indi mi? Bilmiyorum, görmedim. Bir kez konuştu benim yanımda. Sağlık görevlilerini çağırdı, ambulans çağırdı, tamam. Ondan sonra 2-3-4. Bilmiyorum. O zaman cesedin yanına mı indi? Ya ben gözümle bir şey görmedim, aşağı inip görmedim. Ama benim yanımda bir kez görüşme yaptı. Ser, ben çok net bir soru soruyorum ya. Senin yanında bir kez görüşme yaptı da diğer görüşmeleri aşağı mı indi, orada mı yaptı? Bilmiyorum abla, görmedim. İnip inmediğini. Aşağı inip inmediğini. Ay, lütfen bir avuç kadar bir yer orası ya. Nasıl görmedin bu adamın nerede ne yaptığını? Az önce sürekli yanımızdaydı diyordun. Yanımızda bir kez görüşme yaptı sadece benim yanımda. Bir kez sağlık görevlisini aradı. Ya İsmail'i görmediyse uzaktan nasıl gördüğünü söylüyor. Çocuğun ayakkabı bağcıyla öldüğünü ya da öldürüldüğünü nasıl görüyor? Var mı diye acaba? Ben bunu kadın onu, oradaki kadın onu nereden biliyor? Ben senin sesine benzettim. Pardon, Sinem'in sesine benzettim. Diğer ses kaydı gelsin. Bakın o ses kaydında. Bir kez daha soruyorum. Taner yanınızda mıydı sizin? Ya yukarı çıkarken oradaydı. Bir daha Taner'i görmedim ben, dediğim gibi. Ambulans geldiğinde Taner yoktu. Jandarma geldiğinde yoktu zaten. Ambulans geldiğinde jandarma geldi. Taner nereye gitti? Taner'i bir daha görmedim ben yukarı çıktıktan sonra. Nereye gitti? Bağrının yanındaydı. Bilmiyorum ama neredeydi? Ambulans geldiğinde Taner yok muydu? Ya yoktu. Onu ben içeri aldım işte. Ambulans içiminde. Onun için sadece Faruk vardı. Sinem vardı. Taner de oradaydı dedin az önce. Taner nereye gitti? Ya Taner sadece yukarı çıktığında vardı. Beni koluna tuttu, yukarı tuttu. Onun Faruk ikisi bir şeyler konuştular. Evet. Ondan sonra onun yanındaydı. Yani onun sonra yoktu. Görmedim bir daha ben Taner'i. Ambulans geldiğinde yoktu. Peki Taner arabasına binip gitti mi? Bilmiyorum yani. Yani ambulans geldi işte, yukarı çıkardı arabayı. Sağlık görevinin yanında. Hangi araba yukarı çıkardı? Kendi arabasını yukarı çıkardı herhalde. Çünkü sağlık görevlisi arabası aşağı indi. Onun içine bindim, girdim ben. Ondan sonra Taner'i hiç görmedim bir daha. Taner arabasına binip gitti mi Seher? Ya bilmiyorum abla. Ben şu ceketi çıkaracağım, çok sıcak oldu. Ben sinirden de terledim. Çıkarsanıza şunu. Ses, gelsene gel tatlım ya. Gel gel. Mikrofonu takayım. Vallahi sinirden terledim ya. Kızım Taner neredeydi ya? Ya taktım mikrofonu ya. Takıyorum çocuklar ya. Gel gel şu ses kablosunu çıkarsanız ya. Vallahi ter içinde kaldım ya, sinirden yani. Ya Taner orada değil demedi mi? Taner oradaydı dedi ya. Ya biz de yukarı çıktı. Evet. Beni yukarı çıkardı. Ha. Son sağlık görevlisini ararken yanındaydı. Onu bir daha görmedim. Bir daha görmedi. Bir daha görmedim Taner'i ben. Ama sağlık görevlileri gelinceye kadar Taner orada mıydı? Ya fark etmedim bile abla ya. Olsun, Sinem abla benimle ilgileniyordu. Sen nasıl fark etmiyorsun abla, ya? Abla nasıl fark edebilirsin o psikolojik o durumunda ya? Hepiniz sakinsiniz ya. Tamam o fark etmez. Beni görebilirsiniz ya. Bir yardım ediyor arkadaşlarım bana. Nasıl görmüyorsun ya? Sana ya Taner az önce orada değil. Oradaydı demedim oradaydı ya. Oradaydı zaten dediğim gibi. Biz yukarı çıkardık. Yukarı çıktık. Yukarı evet. Çıktık. Ondan sonra Faruk Taner bir şey konuştu. Evet. Sağlık görevlileri arasında oradaydı. Sağlık görevlileri karşılamaya gidiyor mu? Taner sürekli orada zaten, bir yere gitmiyor ki. Dedim gibi orada. Ondan sonra Taner sağlık görevlisi geldikten sonra görmedim bir daha.